Selamün aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar benim dolapta geçen haftadan salata vardı. Rengi değişmeye başlamış yavaş yavaş. Zaten pazardan alınanlar hemen çabuk bozuluyor. Ben bundan turşu yapacağım. Kavurmalık turşu, salata turşusu. Şu şekil doğrayacağım ben bunu şimdi. Şu kısımlarını keseceğim. Güzel yıkadım, sirkeli suda beklettim. Şu şekilde doğrayacağım. Çok ince de değil, çok kalın da değil. Kabuğunu soymuyorum. Çünkü yıkadım, sirkeli suda beklettim. Soğanla pul biberle kavurması çok güzel oluyor çayın yanında, bol sarımsaklı. Karadeniz'in meşhur salata turşusu. Salata turşusunu Karadenizliler çok yapar. Karadenizliler izliyorsa bu videomu bilirler salata turşusunu. Salatalarımı doğradım şu şekil. Şimdi ben buna 4 diş doğramış olduğum sarımsağı ilave ediyorum. Tuz koyacağım ama turşuya koyar gibi tuz koymayacağız. Nasıl yemeğe tuz atıyoruz, o şekilde tuz atacağız. Bir tatlı kaşığından az fazla. Yani yemek yapar gibi. Fazla turşu, öyle turşu gibi çok aman aman tuzlu olmayacak. Şimdi ben bunları karıştıracağım, elim temiz. Bunları ben bekleteceğim. Bugün bunu yapıyorum. 2 gün sonra bol soğanla pul biberle kavuracağım. Gerekirse tatlansın diye çok az bir şey kavururken de koyacağım da çok az bir şey, hemen yarım çay kaşığı kadar pul biber ilave ediyorum. Acısı salataya geçsin diye. Tezgahın üstü temiz, sorun yok, dökülsün. Şu şekil arkadaşlar. Ben bunu şimdi kapağını kapatacağım. Kapağını kapatacağım. Buzdolabına kaldıracağım. Ellerimi de sileyim. Buzdolabına kaldıracağım. İsterseniz bir gün sonra, isterseniz iki gün sonra. Bu çünkü fazla beklemeye gelmiyor. En fazla iki gün sonra tüketmeye başlayacağız bunu. İsterseniz bir gün sonra da yapabilirsiniz. Bir günde olan pratik salata turşusu. Kavururken görüşürüz arkadaşlar. Tekrardan selamünaleyküm arkadaşlar. Bir gün önceden salata turşusu yapmıştım. Videonun başında da gösterdim. Şu şekil saklama kabına, dolaba bırakmıştım. Şimdi onu kavurma aşamasına geçeceğim. Burada 2 kök taze sarımsağım var. 2 tane soğanlarım var. Şimdi bunları doğrayacağım. Tenceremin altını yakıyorum. Ve bir miktar yağ koyuyorum, göz kararı. Şimdi bunları doğrama aşamasına geçelim.
ince ince sarımsakları doğruyorum. Karadeniz'in Ordu yöresinin olmazsa olmazı salata turşusu. Çayın yanında kahvaltıda Ordu yöresinde çok tüketilen salata turşusu. Bilmeyenler şaşırabilir, hiç şaşırmayın. Çok da lezzetli oluyor. Videonun başında belirttiğim gibi bu videoyu Karadeniz Ordu yöresinde izleyenler varsa illaki izliyorlardır. Bilirler. Ve izliyorlarsa da videonun altına yorum yapabilirler. Doğradım ben soğanı sarımsağı. Tencereme ilave ediyorum. Bir kaşık alıyorum. Ben bu turşuya hiç su koymadım arkadaşlar. Bak kendi suyu sulandı. Bu suyu ben ziyan etmeyeceğim. Çünkü salatanın bu kendi suyu. Ben bu suyunu içeceğim. Çünkü çok faydası var. Hiç su koymadım. Bu kendi suyunu saldı. Tuzunu ilave edince. Bakın mis gibi salata suyu. Kenara bırakıyorum. Onu sonra tüketeceğim. Soğanlarımızı, sarımsaklar güzel bir kaldırıp salatayı turşusunu kırarken ben az miktarda pul biber bırakmıştım. Ben acıyı çok sevdiğim için bir çay kaşığı pul biber atacağım yine. Acı olsun. Turşu. Mis gibi koktu soğan sarımsak kavrulurken. Çok seviyorum soğan sarımsak. Şu an bile şunu ben şu şekilde yiyebilirim. Soğanlar kavrulurken salatanın hafiften ben suyunu sıkacağım şöyle. Sulu olmasın diye. Çünkü kavurma ya yemek değil. Şu şekilde biraz sıkacağım. Soğan kavrulurken. Tabağa alıyorum. Bu turşuyu yapıp deneyen ve beğenip seven, tüketen kişi arkadaşlar tüketirsen hani yapıp da beğenirseniz, hoşunuza giderse bu salata turşusunu tekrar tekrar hep yapmaya canınız isteyecek. Kamerayı da şöyle
yaklaştırayım. Gördüğünüz gibi suyunu sıktım. Soğanlarım kavruldu. Şimdi bunu kavrulmuş olduğum soğanların içine bırakıyorum. Ben bu turşuyu aşçılık yaptığım dönemde iş yerinde yaptım. Şaşırdılar. Dediler salatadan turşu mu olur? Orada çalışanlara kahvaltıyı yapmıştım. Saçmalama dediler bana. Salatadan turşu mu olur? Ben yapayım da dedim. Siz görün bakalım oluyor mu olmuyor mu? Arkadaşlar yaptım. Orada sabah kahvaltısı da veriyoruz. Patronların misafirleri falan geldiği zaman da böyle sıcak meze, soğuk meze, işte yemekler çıkarıyorum. Ben bunu yaptım arkadaşlar. O kadar beğendiler, o kadar beğendiler ki şaşırdılar yani. Burada da çayımı demledim, hazırladım. Böyle bir 5 dakika böyle kavrulsun, 5 dakika bir kavrulacak. Salata turşum kavruldu. Ocağımı kapatıyorum. Tabağa servis yapıyorum. Ordu yöresinin mis gibi salata turşusu kavurması. Mutlaka bu tarifi deneyin arkadaşlar. Salatayı seven arkadaşlar bu tarifi kaçırmayın derim. Biz çok seviyoruz bilmiyorum. Sevdiğimiz için de yapıyorum. Şu şekilde arkadaşlar mis gibi oldu. Sabah kahvaltısında çayın yanında çok güzel gidiyor. Ben şimdi bunu sabah kahvaltısında çayın yanına bırakacağım. Kahvaltımız hazır arkadaşlar. Salata kavurmasıyla peynir, domates, zeytin, hiç fazla bir şey hazırlamaya gerek yok. Salata turşusu zaten çayla yetecek. Ben böyle kahvaltıyı çok seviyorum. Şöyle arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Size iyi seyirler. Desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bu salata turşusunu mutlaka deneyin. Ordu yöresinin olmazsa olmazı taze salatadan salata turşusu arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Diğer vloglarda inşallah tekrar görüşürüz.